Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Yosemite Zone Hackintosh için nasıl USB hazırlanır onu göstereceğim. Şimdi bize ilk olarak en az 8 GB boyutunda veya daha yüksek bir USB bellek lazım. Ben de bu 32 GB'lık SanDisk'in 3.2'lik bir USB'si var. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey akabinde Launchpad'e gelmek, sonra Address bölümüne gelmek, sonra disk izlencesine girmek, 32 GB'lık veya artık hangi USB'ye format atacaksınız onu bulmanız gerekiyor. Erase bölümüne basıyoruz. Buradan MS-DOS FAT seçiyoruz. Başlık girmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz şeyi girebilirsiniz. Bunun çok da önemi olmayacak. Erase'e tıklıyoruz ve silme işlemi başlıyor. Madem işlem bitti, o zaman şimdi buradaki USB'mizi çıkartabiliriz. Şöyle eject. Ve bunu alıp bilgisayarı kapatır. Bunu da Windows bilgisayara takabiliriz. Windows bilgisayara geçtik. Şimdi yapmamız gereken şey iki tane programımız olacak. Bir tane programa ihtiyacımız olacak. Yosemite Zone zaten bizde. Buna gerek yok. Bir de Transmac ihtiyacımız olacak. Transmac'i kullanmamız lazım. Ücretli bir yazılımdır. Crack bulursanız iyi olur. Bunu yönetici olarak çalıştırın. Benim yaptığım gibi yapmayın. Hatta tekrar yapalım. Evet, şimdi yapmamız gereken işler ilk olarak burada gördüğümüz USB SanDisk'i bulmak. Evet, Mac bölümü bulunamadı diyor. Şimdi bizim buna gidip bir Mac bölümü kurmamız gerekiyor. Onun için sağ tık yapıyoruz. Diski Mac için formatlı diyoruz. Sonra bize bir uyarı ekranı geliyor. This disk may contain mounted PC volumes. Formatting will overwrite them. Are you sure you want to continue? Diyor ki evet diyoruz. Buna artık ben Yosemite USB diyeceğim. Format atıyor. Formatımız bitti. OK'ya basıp şimdi tekrar USB'nin üstüne sağ tık yapıyoruz. Hatta direkt açtığımızda gördüğünüz gibi Yosemite USB burada yer almakta. Şimdi direkt SanDisk'in üstüne tıklayıp Restore with Disk Image'i seçiyoruz. Aynı uyarı tekrar çıkıyor. Ve bu sefer yapmamız gereken şey ise şöyle bir çekelim. Burada görmüş olduğunuz Yosemite Zone imajımız var. Şimdi burada Restore with Disk Image dediğimiz zaman bizden bir disk imajı istiyor. Şu Yosemite Zone DMG'yi buna atacağız. Onu da şuradan seçebiliriz. Açlıyoruz ve OK'ya basıyoruz. Yazma işlemi başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi Restore Complete diye mesaj geldi. Bu demek oluyor ki kurulumumuz, USB yazma işlemimiz bitti. OK'ya basıp artık Transmac'i kapatıp USB'mizi çıkartabiliriz. Evet, Mac'imize geri döndük ve dilerseniz USB'mizi takıp bu sefer de bootloader işlemine başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi Yosemite Zone geliverdi. Şimdi bu Yosemite Zone geldi ve bunu açmaya kalktığımızda göreceksiniz ki bu Yosemite Zone ekrandan başka pek bir şey gözükmüyor. Yapmamız gereken şey Shell alan bootloader var burada. Buna bir sağ tık yoluyla aç demek. Şimdi dosya internette inmiş bir dosya olduğu için Apple bunu doğrulayamıyor. Aç dememiz lazım. Şimdi Shell alan bootloader için devam diyoruz. Devam. Dilimiz İngilizce kalacak. Devam. Kabul ediyorum. Şimdi burada kurulum bölümünü değiştirin diyor ve Yosemite Zone USB'mizi buradan buluyoruz. Ve özelleştir bölümüne geliyoruz. Bootloader burada standart mı olacak? Veya burada istediğiniz her şey birebir uyuyor mu? Bunlara bakabilirsiniz. Mesela benim laptopumda 1920x1200 ekran var. Bu testi yapacağım cihazda. O yüzden bunu seçiyorum. Ama onun dışında pek burada elleyeceğimiz bir ayar yok açıkçası. Install deyip devam edebiliriz açıkçası. Şifremizi giriyoruz. Evet, Shell'an bootloader başarılı bir şekilde kuruldu. Dilerseniz Shell'anı kapatalım. USB'mizi bilgisayarımızdan çıkartalım, bir test edelim. Ve kaydı da burada duruyorum.